Teknoyönetici'den merhabalar, ben Abdullah Cügür. Bugün sizlerle birlikte bir minayetiyle sistem toplayacağız. Sistemi toplamaktaki amacımız şu, artık bir donanım inceleme platformu oluşturdu ve platformu oluştururken de bir kendimizi artık minayetiyle sistem toplayarak bu donanım parçalarını burada inceleyeceğiz. Hatta ilerleyen zamanlarda buna bir kasaya bir isim de verebiliriz. Öncelikle donanımımızı inceleyeceğimiz zaman bize en büyük yardımcılarından bir tanesi Cooler Master Elite 130'un bize sunmuş olduğu imkanlar. Kasamızın bize sunmuş olduğu en büyük katkılarından bir tanesi şu, kasamızın üst kapağını çıkarttığımız zaman donanım parçalarına direkt olarak an itibariyle ulaşabiliyoruz. İşlemcimiz olsun, RAM, ekran kartı, hard disk, SSD olsun, bunları incelerken çok rahat bir şekilde hareket edebileceğiz. Bu açıdan dolayı hatta sistemimizi açık olarak da kullanabiliriz. Bu açıdan dolayı bir Minitech sistem toplayacağız donanım incelemek için. Sistemimizde şu anlık ekran kartı yok. Intel'in Haswell serisinde bulunan HD Graphics 4600'ü kullanarak ne süreliyiz bunu bu şekilde sürdüreceğiz. Zaten bildiğiniz gibi HD 4600 grafik Yonga'sın. Zaten gayet yeterli bir grafik gücüsü bunu söyleyebiliriz. Yani bunu oyun üst derece oyun oynamaktan bahsetmiyorum. İnceleme açısından gayet yeterli bir performans bunu söyleyebiliriz. Şimdi özellikle anakartımız kanalımızda da incelemesi bulunmaksa her iki ürününde MSI Z87 Irmadır anakartımız bulunmakta. Fiyat performans açısından en iyi Minitex anakartlardan bir tanesi. İşlemcimiz ise Intel'in Haswell serisi 4570 Core i5 işlemcisi bulunmakta. Çok abartılı bir işlemci kullanmak dediğimiz gibi zaten donanımı inceleyeceğimiz için gayet yeterli bir performans sunumunu söyleyebiliriz. Corsair güç kaynağımız bulunmakta GX600M 600 Watt'lı 80 Plus Bronze sertifikalı bir güç kaynağımız bulunmakta. Evin esprisi şu, modüler bir güç kaynağı olması. Modüler bir güç kaynağının en büyük artılarından bir tanesi kasamızın içerisinde kullanmadığımız kablolarımızı çıkartarak çok iyi bir şekilde hava sirkülasyonunu sağlayabiliriz ve kasamın içindeki boğukluğu engellemiş oluyoruz. Ve hemen şurada SSD'miz bulunmakta. Kingston'ın SSD-NOW 300 dediğimiz isimlendirdiği bir SSD'miz bulunmakta. 450 MB okuma ve yazmanız bulunmakta. Programlarımızı ve inceleme programlarını buraya yükleyeceğiz. İşletim sistemimizi hızlı bir şekilde boot etmesi açısından. Hard disk kullanmıyoruz çünkü gereksiz olduğunu düşünüyoruz şu an bunu. Çünkü yedekleme için bir artı bir depolama zaten bulunmakta. RAM olarak Corsair'in Research RAM'lerini kullanacağız. 8 GB'lık 4x2'lik RAM'lerimiz bulunmakta. Arkadaşlar ekipmanlarımız, donanımımız bunlar. Dediğimiz gibi ekran kartımız şu anda yok. İlerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde ekran kartımızı takviye ederek de zaten bir inceleme daha sizlere sunacağız. Şimdi arkadaşlar lafı uzatmadan sistemimizi bir toplamaya geçelim. Evet, şimdi anakartımıza işlemcimizi takacağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hemen size adım adım göstereceğim. Öncelikle anakartımızın soket kısmını koruyan bracket'i buradan çıkartıyoruz. Burada çekerek çıkartabiliyorsunuz. Buradaki çok önemli bir husussa anakartımızın soket pinlerine katiyen değmiyoruz. Eğer bu buradaki pinlerden birine değersek ve bu değme sonucu pinlerden biri kırılır veya yamulursa anakartımızın soketi çalışmayacaktır. Ve bu da şu anlama geliyor, işlemcimizi kullanamayacağımız için anakartımız da pert bir duruma gelmiş anlamına geliyor. Öncelikle buradan hemen şuradaki kıskacını şuradan çıkartıyorum. Aşağı bastırarak şöyle çekiyorum. Şunu da şöyle geri alarak soketimizi açtık. Şimdi işlemcimizi yerleştirebiliriz. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın şurada bir ok resmi var. Bu ok resmi şu anlama geliyor. Yani şu tarafı gösteriyor. İşlemcim montajını yaparken bu bize yardımcı olacak. Şöyle göstereyim hemen. Bakın işlemcimde de bir ok sembolü var. Yani bu oklar anakarttaki sembolle işlemci sembolü denk gelecek. Şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle hemen şuraya getirerek bırakıyorum ve şöyle bir yaparak tamamdır. Şu anda yerleştirdim. Ve Intel 4570 işlemcimizi yerleştirdik. Ve hemen şuradan soket kapağını da kapatarak şöyle geri yerine yerleştireceğim. Şuradaki bir husus var arkadaşlar. Burası gergin olacaktır. Hani burada bu niye gergin oluyor diye sakın korkmayın. İşlemcimizin tam oturması için burayı size gergin bir sıkı hava veriyor. Şöyle hemen indiriyorum. Altı alıyorum. Ve işlemci montajım bu kadar. Şimdi arkadaşlar tamamen macunlu soket stop fanını kullanmayacağım. Neden kullanmayacağım? Kasamıza yerleştirdikten sonra bunları daha rahat bir şekilde yapacağız. Evet, Elite 130 şimdi yanımızda. Hemen Elite 130'un kapaklarını açacağız.
montajlama için kapağımızı çıkarttık. Evet, öncelikle kasamızın içindeki ekipmanları bir çıkartalım. Şu an içerisini temizledik. Gayet rahat çalışabileceğimiz alan var. Şimdi hemen sizinle birlikte anakartın montajına geçelim. Evet, hemen öncelikle anakartımızı montajlayacağımız vidaları takacağız buraya. Evet, bunları şimdi yerleştiriyoruz. Evet, anakartımızı montajlayacağımız vidaların yerlerini yerleştirdik. Şimdi bunları dağları sağlamlaştıracağız. Tabii şunu da belirtelim, bu vidalar olsun, ekipmanlar olsun, kablolar olsun, hep kasamızın içinde gelen ekipmanlar. Yani ELET 130 aldığımız zaman içinde bize sunulan ekipmanlar ve şununla da ayakları sağlamlaştıracağız iyice. Ayaklarımızı yerleştirdik. Şimdi anakartımızı buraya montajlayacağız. Öncelikle anakartımızın yanında gelen shield aparatını, yani kasamızın içine toz veya başka herhangi bir şeyin girmesini engelleyen shield aparatını kasamızın içine yerleştireceğiz arkadaşlar. Shield'ımızı yerine yerleştirdik. Evet, şimdi anakartımızı kasamızın içine yerleştireceğiz. Hemen öncelikle shield kısımlarındaki bölümlere denk gelecek bir şekilde anakartımızın giriş çıkışlarını buraya denk getirerek dikkatlice anakartımızı yerleştiriyoruz. Ve tamamdır. Şimdi direkt vidalamaya geçeceğiz. Evet, şimdi kasamızın yanında gelen vidaları anakartımızın uygulanan yerlerine getirerek vidalama işlemimizi yapacağız. Ve vidalama işlemimiz tamamdır. Şimdi işlemcimizin sok fanını takarak termal macunu sürerek işlemimizi devam ettireceğiz. İşlemcimize termal macun sürerken buradaki önemli husus, işlemcinin termal macununu fazla abartmadan yeterli bir miktarda işlemcimizle soğutucu arasındaki hava boşluğunu kapatmak için işlemcimizin üzerine zar şeklinde bir termal macun sürme işlemini yapmamız gerekmektedir. Bu çok ince bir tabakada termal macun sürmemiz işlemci ve soğutucu açısından da en faydalı yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi belirli noktalara az bir miktarda termal macun uygulayacağım. Şuraya sürüyorum az bir şey. Şöyle hemen yedireceğim. Şöyle. Ve bu kadar termal macun yeterli arkadaşlar. Ve şimdi stok fanının üzerine takacağım ve iyice termal macunumu yedireceğim. Evet arkadaşlar, şimdi stok fanımı yerleştireceğim. Arkadaşlar, buradaki çentikler hiç oynamayın. Bu şekilde yerleştirin. Şöyle iyice ben bir bastıracağım. Şöyle oynatarak iyice yedireceğim. Ve tamamdır. Şimdi şuradaki çentikleri arkadaşlar, burada stok fanın montajını göstereyim. Şuradaki çentikleri aşağı doğru bastırıyorsunuz.
şöyle açıyorsunuz. Aşağı doğru bastırıyorsunuz. Bu noktada da şunları şöyle aşağı doğru bastırarak stop fan şöyle montajını yapmanız mümkün oluyor. Bunu aşağı doğru bastırınca arkadaşlar bu alttaki çentikler anakartımızın üzerine oturdu. Ve bu sayede de hemen şu kısımları şöyle yan çevirerek kilitliyoruz. Ki anakartımızdan çıkmasın, oynamasın istemediğimiz için kilitliyoruz. Ve bu kablomuz da anakartın üzerindeki CPU fan güç girişine takarak işlemci ve stok fanın yerleşimini bitiriyoruz. Ve tamamdır arkadaşlar. İşlemci ve stok fanı yerleştirdik. Şimdi RAM'leri takacağız. Evet, şimdi Corsair bileklerimi anakartın üzerindeki RAM soketlerine yerleştireceğim. Yerleştirmenizi şunu göstermek istiyorum. Şuradaki az olan pin anakartımızın RAM slot bölümünde de az olan pine denk gelecek bir şekilde işleminizi yapıyorsunuz. Zaten anakartımızın RAM slotunda şu çentiye denk gelecek olan bir çıkıntı bulunmakta. Bu çıkıntıya denk getirerek RAM girişimizi yapacağız. RAM takma işlemimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi buna dikkat ederek de RAM'lerimizi yerleştiriyoruz. Şöyle denk gelecek şekilde yerleştirdikten sonra şöyle bırakıyorum. Ve arkadaşlar çıt sesi gelince takma işlemim tamamdır. Şöyle hemen bastıracağım kuvvetlice. Çıt sesi geldi. Şimdi ikinci RAM'imi takacağım. Yani dikkat ederek çentik kısmına dikkat ederek bir tane RAM'imi takıyorum. Ve şöyle kuvvetlice bastıracağım. Ve ikinci RAM'imi de gayet sağlıklı bir şekilde takmış bulunmaktadır. Şimdi gördüğünüz gibi işlemci, stop fanı ve RAM takma işlemini gerçekleştirdim. Şimdi SSD'mize geçerek anakartımıza kolay bir şekilde takabileceğimiz kauçuk şöyle yapıları SSD'me takarak da takma işlemini ve takma pratikliğini sizlerle birlikte daha yakından göreceğiz. Şimdi kasamı kenara alacağım ve SSD'me geçeceğim. Evet, şimdi SSD'mizi montajlayacağız. Montajlamadan önce kasamızın yanında gelen kauçuk malzemeleri SSD'mize takacağız. Bununla ne işimize yarıyor? Kasamızı çok rahat bir şekilde SSD'mize sokup çıkartmamız için yanında gelen pratik bir malzeme. Hemen öncelikle SSD'mize bunları montajlayacağız. Ve tamamdır. Takma işlemimizi gerçekleştirdik. Ve bu şekilde de kasamıza yerleştireceğiz arkadaşlar. Ve şimdi SSD'mizi yerleştirelim. Evet, şimdi SSD'mizi montajlayacağız. Hemen şuradaki kısımlara SSD'mizi takacağız. Kasamızın yanına gelen pratik takılabilir aparatları yerleştirdik. Ve bu yerleştirme sonucunda bakın şöyle göreceğiniz gibi o kadar rahat bir şey takacağız ki. Şöyle yerleştiriyorum ve SSD'mi geri itiyorum. Ve SSD montajım bu kadar. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi anakart RAM ve en sonunda SSD'mizin montajını gerçekleştirdik. Ve şimdi güç kaynağımızı yerleştirerek işlemimize devam edeceğiz. Evet, şimdi güç kaynağımızı montajlarken öncelikle güç kaynağımızın yerleştireceğimiz çıkıntılı aparatı çıkartarak öncelikle güç kaynağımıza bir montajlıyoruz bunu. Buradaki vidalarını çıkartıyoruz. Ve gördüğünüz gibi aparatımızı çıkarttık. Şimdi bunu öncelikle güç kaynağımıza montajlayacağız. Evet, güç kaynağımız Corsair CX600M'i kasamızın yanında gelen güç kaynağı aparatını monte ederek kasamızın içine montalayacağız. Ama ondan önce güç kaynağımızı kasamızın yanında gelen güç kaynağı aparatını montajlayacağız. Şöyle yerleştiriyorum. Hemen akabinde vidalama işlemlerini yapacağım.
kasamın yanına gelen aparatı güç kaynağımıza montajladık. Şimdi kasamızın içine yerleştirebiliriz. Evet, şimdi kasamıza güç kaynağımızı montajlayacağız. Dediğimiz gibi güç kaynağımız modüler demiştik ve gereksiz kabloları çıkartacağız. Yani gerekli olanları takacağız, öyle kullanacağız. Lakin ben şu anda hepsini çıkarttım. Rahat bir şekilde montaj yapabilmemiz için. Ve şimdi montajımıza geçiyoruz. Bu kadar rahat bir şekilde. Kasamın içine güç kaynağımı yerleştirdim ve şimdi geriye tek kalan şey kasama güç kaynağımı montajlamak. Evet, şimdi güç kaynağımızı kasamıza montajlayacağız. Hemen gerekli olan vidalarımı alıyorum. Güç kaynağımızı da kasamıza montajladık. Şimdi geri kalan ekipmanları yerleştireceğiz. Kablolamayı yapacağız. Ve işlemimizi yavaş yavaş sonlandıracağız. Evet, kasamızın genel görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu görüntüyü toplu bir hale çevireceğiz. Kasamızın gerekli güç girişlerini, güç kablolarını takarak işlemimizi sürdüreceğiz. Şimdi kablolamaya geçiyoruz arkadaşlar. Hemen 24 pinlik güç giriş kablosunu takacağız. Kablomu buradan alıyorum. Hemen buraya yerleştireceğim. Ve şöyle gördüğünüz gibi hemen şu çentik bu alttaki çentiğe oturması gerekiyor. Hemen şuradan kuvvetlice bastırarak. Ve soketimizi de yerleştirdik. Ve şimdi USB 3.0 soketine USB 3.0 kablosunu takacağız. Arkadaşlar, bu noktada kabloları yanlış takma gibi bir ihtimaliniz yok. Çünkü şöyle göstermek istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir tane delik kapalı. Yani bu şu anlama geliyor. Hemen soketimizde de bulunan kısımdan boş olan kısma denk gelecek şekilde takma işlemimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve şimdi soketimizi takalım. Şuradan hemen boş olan kısma denk gelecek şekilde. Şöyle hemen bastırarak işlemini gerçekleştiriyorum. Ve tamamdır, oturdu. Evet, şimdi SSD ile anakartın bağlantısını yapacağız. Burada SATA 3 6 GB'lık portlarım bulunmakta. SSD'nin SATA 3 destekliyor. Bu portlara bağlanarak zaten hızlı bir veri alışverişi yapacağız. Onun için bu noktada bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Lakin şöyle bir şey var. SSD'yi arka tarafa alacağım. Çünkü SATA kablom biraz ucuları uzun. Uzun olduğu için de şuradaki brekete takılmakta. Onun için arka tarafa alacağım ve bu şekilde SSD montajımızı yapacağız. Gayet kolay şekilde çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi. Hemen arka tarafa takacağım. Ve şimdi SSD'ye bağladığım kabloyu SATA bölümüne bağlayacağım. Buradan hemen birinci SATA kısmına takıyorum. Ki boot ekranımda hemen ilk o kısımdan boot edilsin ve SSD'ye erişilsin. Şuradan çıt sesi geldi ve SSD kablomu buraya yerleştirdim. Evet. Hemen şu noktada USB'mizi kasamızın önündeki USB 2.0 soketine buraya takacağız. Şu noktada ise arkadaşlar kasamızın kontrolü sağlayacağımız tuş ekipmanlarını buraya takacağız. Genelde bu herkes için bir sorun olur ama anakartımızın kitapçığına bakarak bu işlemleri doğru şekilde takmamız mümkün oluyor. Şimdi hemen ben şuradan USB 2'yi takacağım ve yakın planlamda sistemin gerekli kablo ve gerekli olan
ekipmanını buraya nasıl takacağımızı göreceğiz. Şimdi arkadaşlar ben USB 2'yi buradan direkt takacağım. Ve şu noktada ise kasamızın kontrol tuşlarına nasıl takacağımızı sizlerle birlikte yakından görerek yapacağız. Hemen şurada bir tane çentik boşta, gördüğünüz gibi. Kasamızın yanına gelen kablomda bir tane çentik boşta. Hemen oraya o şekilde denk gelecek bir şekilde kasamıza takıyoruz bunu. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve işlemim tamam. USB 2 soket kablosunu taktık. Şimdi yakın planda da ise bu sistem kontrol tuşlarını takacağımız yakından birlikte işte göreceğiz. Evet, şimdi kasamızın switchlerini takacağız. Arkadaşlar bu noktada eğer zorlanırsanız anakartımızın yanına gelen kitapçığa bakarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben hemen öncelikle şuraya switchimi takıyorum. İlk önce güç switchimi takacağım. Yani güç alacağı kabloları takıyorum. Şu kısma eksi. Şu kısma ise artı kabloyu takacağım. Buna yerleştikten sonra şimdi reset kablomu takacağım. Reset de hemen power kablosunun karşısına geliyor. Reset kablomu da taktım. Ve şimdi hard diskimin veri akışını gösteren aydınlatma kablosunu takacağım. Hemen onu zaten reset kablosunun hemen yanına takıyorum. Ve bütün switchlerimizi taktık. Şu anda kasamız tuşuna bastığımız anda çalışabilecek bir pozisyonda. Evet, şu noktada gördüğünüz gibi kasamız kablolama konusunda gerçekten de işler acısı. Kablolama yaparak işlemimizi tamamlayacağız. Şu anda bu vaziyette sistemimiz çalışır durumda. Lakin sistemimizin daha güzel ve daha şık ve hava sirkülasyonunun daha iyi bir şekilde sağlanması için kablolama yapacağım. Ve kablolama yaparken de bunları sizlerle birlikte paylaşacağız hızlı şekilde. Arkadaşlar şimdi kablolamaya geçelim.
Evet arkadaşlar, kabloyu bu şekilde yaptık. Biraz yoğun oldu. Neden diye soracak olursanız, aslında aşırı fazla bir detaylı kablolama yapmadık. Kabı olarak bir kablolama yaptık videomuzdan dolayı. Zaten burada bütün ürünleri kullandık, yani bütün atomunda fanı falan kullanmayabilirdik, lakin herkesin hepsini kullandığında kablolama biraz kabarık oldu. Daha iyisi yapılabilir, lakin videodan dolayı biz kısa kestik ve gördüğünüz gibi kablolamayı bu şekilde yaptık. Şimdi kapağımızı kapatacağız ve sistemimizi çalıştıracağız. Evet, üst kapağımızı şöyle çıkartıyoruz. Dediğimiz gibi üst kapağımızı çıkartarak bütün donanım materyallerine ulaşabiliyoruz. Hemen şöyle yan çevirmek istiyorum, şöyle gördüğünüz gibi. Örneğin ekran kartı incelememiz olursa hemen bu kısmı ekran kartını takarak incelememizi yapacağız. RAM'lerimiz burada, SSD'miz hemen burada. Dediğiniz gibi arkadaşlar, bizim inceleme platformumuz bu olacak. Burada biz her türlü incelemeleri yapacağız. Gördüğünüz gibi bugünkü konumuz MiniATX sistem toplumu üzerineydi. Umarım yardımcı olabilmişsiniz. Size de yön vermek açısından umarım olumlu olmuştur. Evet arkadaşlar, bir sonraki incelememizde, söyleşimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.